Karatay Sözü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün yine bazı zehirlerden, gıda zehirlerinden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz mısır şurubu şekerini açıkladık. Diğer şeyleri açıkladık. Bugün sıra aspartamda. Aspartam biliyorsunuz en suni şekerlerin anasıdır. Suni şeker, şekersiz şeker denilen, halkı kandırmak için bütün gıda endüstrisinin kullandığı, gıdalarda ve içeceklerde kullanılan çok tehlikeli bir toksindir. Ne toksin? Sinir toksini. Yani nörotoksindir aspartam. Fakat o kadar yaygın kullanılmaktadır ki Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde mısır şurubu şekeri yasaklandı, kısıtlandı. Kullanmayın denildi. Onun yerine şekersiz şeker diye aspartam eklendi. Ve hakikaten şimdi adını da söylemek istemiyorum. Birçok suni tatlandırıcıların hepsinde çok tehlikeli olan nörotoksin dediğimiz, yani sinir hücrelerini, yani beyin hücrelerini bozan, sinir hücrelerini, kılıfını yok eden zehir aspartam eklendi. Ve de bütün diyet denilen yiyeceklerde, yoğurtlarda, sütlerde, peynirlerde, içeceklerde, mısır şurubu şekeriyle beraber ikisi de olduğu zaman çok tehlikeli, sinir sistemini bozan en büyük zehirdir, en tehlikeli zehirdir. Maalesef kullanılıyor. Çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Mesela buzlu çay diyoruz. Buzlu çayda da var. Efendime söyleyeyim, şekerli gazlı içeceklerde de çok fazla var. Birçok hazır yiyeceklerde de çok var ve de sakızlarda çok fazla var. Yani sakızlar, işte şekersiz sakız çiğniyor falan diye hakikaten vücuda aspartam giriyor. Aspartam vücuda girince ne oluyor? Vücut sıcaklığında formaldehit dediğimiz en büyük zehir, oradan da formik asit dediğimiz en büyük zehir oluşuyor insan vücudunun içindeki sıcaklıkta. Formik asit ne? Formik asit karıncaların kendilerini korumak için kullandıkları bir asittir efendim. Öldürücüdür efendim. Peki, sinir sistemini mahveden bu zehir, suni tatlandırıcı vücutta nelere sebep oluyor? En başta en tehlikeli körlük efendim. Çünkü sinir sistemini bozduğu için optik sinir dediğimiz gözümüzde bulunan siniri de mahvediyor. Baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı, kalp hastalıkları ve bütün nörodejeneratif hastalıklar. Yani başta MS, Parkinson, Alzheimer, demans, el titremeleri, bütün bunları yapan en büyük zehirdir. Yani geçenlerde bir genç çocuk geldi bana. Dünya kadar günde 1,5 litre şekersiz diye buzlu çay içiyormuş. Elleri titriyor 19 yaşındaki çocuğun. İşte bütün bunlar sinir sisteminin hakikaten dejenere olduğunu gösteriyor. Yalnız bu değil tabii ki. Üremeye mani oluyor. Yumurtalıklarda yumurtaların üremesini engelliyor. Spermleri bozuyor. Bunları şey yapıyor. Onun için ve tabii ki temel olarak ne yapıyor? Kan şekerinin yükseltiyor farkında olmadan. İnsülin salgılatıyor. İnsülin salgılatıyor. Karaciğeri yağlandırıyor. Karaciğerin yağlanması demek insülin hassasiyetinin kaybolması. Yani insülin direncinin başlaması demek. Bütün bunlar da efendim kalp krizi sebebi, obezite sebebi, şeker hastalığı sebebi ve de maalesef kanser sebebi. Aspartam vücutta kronik inflamasyona sebep veriyor. Kronik inflamasyona sebep veriyor ve de bütün hücreleri, sadece sinir hücreleri değil, bütün hücreleri hakikaten sinir olmayan hücreleri de temelde yok ediyor. Biz hastanelerde çalışırken, ben asistanken, iç hastalıkları uzmanlığı asistanıyken, dahiliye uzmanlığı diyoruz o zaman, Suudi Arabistan'dan körler gelirdi. Çünkü orada alkol yasak diye herkes işte şekerli gazlı içecekleri çok tüketilen bir ülkedir. Şekerli gazlı içecekler ve de
diyet olarak tüketildiği zaman gözlerin kör olduğunu ve de onların bizden yardım istediğini her zaman görmüşüzdür. O halde bundan mutlaka çocuklarımızı, gençlerimizi, gebelerimizi, annelerimizi, nenelerimizi, dedelerimizi, halamızı, teyzemizi bunlardan uzak tutmak mecburiyetindeyiz. Yaz aylarındayız. Soğuk tabii ki içecekler arıyoruz ama kendimiz evde her şeyi yapabiliriz. Suni şeker eklemeden, suni hiçbir glutamat eklemeden, suni mısır şurubu şekeri olmayan olaylarda eklemeden kullanabiliriz. Özellikle yaz aylarında kullanılan dondurmalarda aşırı derecede aspartam olduğunda burada hatırlatmak istiyorum. İşte bunlar kullanmazsak vücudumuzdaki kronik inflamasyon yavaş yavaş azalır. Sağlıklı beslenirsek, yine tabii sağlıklı beslenmeye geliyoruz. Karatay diyetine geliyoruz. Efendime söyleyeyim, aziz dostum rahmetli Ahmet Aydın'ın Taş Devri 7'den 70'e Taş Devri diyeti kitabını geliyoruz. Bunlar temelde bütün hücrelerimiz, sadece sinir sistemi değil, bütün hücrelerimizin direncini artırmamız, güçlüğünü artırmamız, biyolojik ve fizyolojik çalışmalarını normalleştirmemiz için vakit alır ve bunları denersek tabii ki bundan hakikaten çocuklarımız da rahat eder. Karaciğer yağlanmasından kurtuluruz, obeziteden kurtuluruz, insülin direncinden kurtuluruz. Tabii ki hanımların da en büyük sorunu olan kilolardan ve selülitlerden kurtuluruz efendim. İyi günler diliyorum. Aspartamsız, zehirsiz, monosodyum glutamatsız, çin tuzsuz ve mısır şurubu şekersiz günler diliyorum hepimize.